teklisini. Suyucu unutma, unutturma. Suruç şehitleri ölümsüzdür. Bugün günlerden evlatlarının, anne babalarının acılarını yüreğine gömen, düş yolcularımızın adlarını onurla taşıyan analarımız, ailelerimiz. Bugün günlerden onlar bizim misafirimizdi. Biz ölseydik de onlara bir şey olmasaydı diyen bir annenin aykırışı. Bugün 20 Temmuz. Onlar dünyayı kurmak için mücadelenin her döneminde ön sıraya geçmiş ve düşleri için mücadele etmişlerdi. Onları her yerde görebilirdiniz. Hakkari'de kurulan Gençlik Köprüsü'nde alın terleri vardı. Küreci'ye kurulmak istenen ABD üssüne karşı yapılan yürüyüşün öncüsü oldular. Tuzla'da yapılan tersane grevlerindeydiler. Gezi direnişinde onurlarına sahip çıkmak için yine en öndeydiler. İşte bu yüzden Temmuz sıcağında bir bayram sabahı yola düştüler. Onları Suruç'a götüren birlikte savunduk, birlikte inşa edeceğiz inancıydı. Yola düşenlerin her biri başka bir dünyayı oraya taşıyordu. Çocuklar için yapılacak parkın eşyalarını taşıyan gençler de vardı aralarında. Hiçbir şey yapamasam da onlara ekmek yaparım diyen annelerdi. Çocuklarının düşlerinin peşinden giden Bahar anne, İsmet baba, Cemil abi ve Erdal Bozkurt. Bilmediği toprakları cebinde parası olmadan yola çıkıp orada yoldaşlarımız var diyen Vatan ve Alper. Evrim, Serhat ve Medali aynı kente doğup büyüdüler. Birbirlerinden habersiz aynı yolların tozlarını soludular. Nartan, Ferdane ve Okan, Çerkez ve Arap halklarının sesi ve soluyla, halkların kardeşliği ile yola çıkanlardan. Herkes için adalet diyerek başlattığımız, adalet mücadelesinde tanıştığımız, birlikte daha büyük bir aile olduğumuz dostlarımız, bugün bulundukları her yerde 33 düş yolcumuzu anlıyorlar. Samsun'dan Hatay'a, İstanbul'dan Van'a kadar önce 33'lerin mezarları başında buluşup, daha sonra yaptıkları anma ve etkinliklerde onların adlarını sayıyorlar. Ülkenin değişik illerinde olsalar da yüreği burada bizimle birlikte atanları minnetle selamlıyoruz. Buradan uğradığı adaletsizlikler için mücadele veren bütün adalet mücadelesi yürütenleri bir kez daha sesleniyoruz. 9 yılda birlikte yürüttüğümüz bu adalet mücadelesini daha yukarılara taşıyalım. Deneyimlerimizi ve gücümüzü birleştirelim. Adaletsizliğin olmadığı bir dünyayı yeniden kurmak için birlikte mücadele edelim. Suruç için adalet, herkes için adalet, hiçbir düş yarım kalmayacak. Suruç aileleri inisiyatifi. Baskılarına devam ediyorlar. Onların derdi şu: gençler, özellikle neden gençlerimizi katlettiler? Gençler milliyetçi şölen zehirlenmelerle enternasyonalist mücadelenin yanında yer almasınlar. Yani kısacası Kürt halkının yanında yer almasınlar. Kürt halkının mücadelesini desteklemesinler. Bütün dertleri bu. Türkiye'li emekçilerle Kürt halkının mücadelesinin buluşması, birleşmesi onların sonunu getirecek çünkü. Bunu gördükleri için saldırdılar, katlettiler. Ama nafile, buradan bir kez daha seslenelim. Biz Suruç'ta kaybettiğimiz sosyalist gençlerin cüretini kuşandık. O cüretten bir adım geri adım atmayan gençler var ve sizin bütün zehirleme çabalarınıza rağmen enternasyonalist, sosyalist çizgi büyümeye devam ediyor ve devam edecek. Korkun bizden, uykularınız kaçsın, buradayız, bir yere gitmiyoruz. Birlikte mücadelemizle yaşanacak bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Tekrar sevgiler arkadaşlar. Suruç için adalet.